Kendinize bakın. Yani ne hiçbir baktım? Şekilde. Ben kendime bakıyorum ya. Ne olmuş kendimde? Siz kendinize bakın. Tamam. Ne biçim konuşuyorsunuz? Siz ne biçim konuşuyorsunuz? Evet. Her programda bunu yapıyorsunuz. Hiç yapmıyorum. Her programda yanlış konuşuyorsun. Ersan Hocam. Bakın, ben sizi sallıştırıyorsun. Hayır, hayır. Çok zarar ben verdim. Şimdi... Türkiye'deki yargı sistemin adalet dağıtmadığı açık. Dolayısıyla iyi bir yani Ersan... Ben katılmıyorum. Peki Türkiye bir hukuk devlettir. Evet. Türkiye'deki hapishanelerde hiç kimse mağdur yardım değildir. Herkes adalete güvenmektedir. Vazgeçin. Bağımsız, tarafsız, yani yardım yargı mı bu vardır. Ülkenin yegane günahkarı? Hayır. Öyle çok mi? Sorun var. Yani hakimler, savcılar mı? Şu anda konumuz... Ama sizin söylediğiniz af meselesi o... Türkiye'de yargı evet. En önemli problemlerden biridir. Nesi var yargının? Sizce yargı adil midir? Tarafsız, bağımsız niye mıdır? Tarafsız? Hiçbir zaman olmamıştır. Hiçbir zaman. Biraz ama önce hocam, Selman doğru noktaları hatırlattı. Niye böyle kümülatif herkesi zan altında bırakıyorsun? Ama istatistik vereyim ama mi? Baktığınızda, bu ülkede Salim Başol bundan birkaç ay öncesine kadar evet. Anayasa Mahkemesi'nin şeref listesinde duruyordu. Ben yazdım, öyle kaldırdılar. Bu Türkiye hani Cumhuriyeti'nin sadece yargısında yani, değil birçok alanında görev yapıp söylediğiniz gibi FETÖ hakimlerinin kararlarının hepsinin bence bozulması gerekir. FETÖ üzerinden yaparsanız sınıfta kalırsınız. Bakın, yapmayın. Yine aynı şey. Sizinle bu sıralarda aynı şeyleri tartıştık. Yine aynı şey. Çok pek savunuyordunuz ben 2010'lu bu, yıllarda. Ben bu Ergenekon balyo süreçlerini bırakın Allah aşkına. Basit, bel altı. Bence hiç oraya girmeyin, sınıfta kalırsınız. Hiçbir konuya girmiyorum. O zaman önce çok güzel savunuyordunuz yargı ben bağımsızlığı tarafında. Ben diyorum ki bütün o davaların, hayır, niye yükseldiniz bütün o davaların o kadar ya? Bozulması gerek yok gerekir ya. Diyorum. Şimdi ama diyorsunuz Ersan orada, şimdi o zaman öyle demiyordunuz. Bak siz şimdi, peki siz şimdi Türkiye'de yargıda hiçbir problem yoktur. Türkiye'de ben problem yok demiyorum. Sizin gibi toptancı zihniyetle suçlamanız yanlış diyorum. Ya yanlış ben, gazeteci de var, hatalı gazeteci de var. Tüm gazetecileri itham edebilir misiniz? Ben bütün yargı mensuplarını itham etmiyorum. Öyle ben Türkiye'nin bir yargı sorunu vardır diyorum. İsterseniz siz Türkiye'nin yargı sorunu yoktur deyin. Bu ülkede var, bu ülkede yasama sorunu da var, bu ülkede basın özgürlüğü sorunu da var. Hayır, ülkede istatistik vereyim. Nagihan ama... Hocanın söylediği doğru bir şey var. Sen 2008'de 2007'de bu Ergenekon yargılamaları için avaz avazdın. Ya yani. Yeter artık. Gerçekten bundan sıkıldım. Türkiye'de bir askeri vesayet vardı. Bununla mücadele edilemedi. Türkiye'deki askeri vesayetle FETÖ'cü hep aynı şeyleri mi açıyorsunuz? Yapmayın Allah aşkınıza. Ben diyorum FETÖ'cülerle ilgili davaların hepsinin bozulması gerekir. O zaman ya Türkiye'de hukukun adalet dağıtır hale gelmesi gerekir. 50 kere benden özür daha çok bu mi konuda öz eleştiri veren var mı? Elbette yanıldım. FETÖ'cü hakimler, savcılar seni yanılttı öyle mi? Ya Zekeriya Özler falan hayır, yanılttı. Bu ülke beni yanılttı. Bu ülke beni yanılttı. Niye? Bu ülkenin bütün günahlarının hiçbirinden hesap sorulmaması bu ülkede demokrat olan ve aydınlık bir gelecek isteyen herkesi yanılttı. Dönün bakın. Nasıl demokrat dönün bakın 2008'de demokrat kimlerin dedin, heyecanlandığına. Asker vesayetini bitirdin dedin, Türkiye'nin önemli komutanlarını alıp içeri attın. Gerçekten attır. Biz Türkiye'de o yüzden hayır, şimdi... Şimdi... Yani ya, bu rövanşizm yüzünden. Bak, yani siz de aynı şey 17-25 Aralık'ta dediniz. Nagihan. 2008'de yerin dibine Nagihan batırdınız. Hakimlerin, savcıların gerçek hukukçu olduğuna karar verdiniz 2013'te, Nagihan, 2014'te. Nagihan şimdi Allah bak. Allah aşkınıza bu kişisel bak, şeylerden dinlemek çıkın istemiyorsun artık ya. Gayet iyi dinliyorum. Sürekli. Ezberlenmiş lafları ediyorsunuz. Hep aynı şey, hep aynı. Hayır. Öz eleştiri verdim ama özür bekliyor sizden. Bastırmayı şey yapıyorsun. Yani benim kadar öz eleştiri yapan kimse yok. Dönüp de hiç kimse Türkiye'de geçmişle ilgili hepiniz temize çekiyorsunuz. Türkiye hukuk devletiydi. Ergenekon'la birlikte mi hukuk raydan çıktı? Yani. Yani 28 Şubat'ta ne vardı acaba? Peki. Yani bu kadar büyük her yerinde sorun var. Bugün evet, hukuk devletiyiz. Aynen hukuk devleti. Peki Ersan Şen'in anayasamızın ikinci maddesine yazıyor. Hukuk devletiyiz, o çabamızdan vazgeçmeyeceğiz. Ama sizin 2008-2007'den itibaren yaptıklarınız yanlıştı. O kadar bitti. Hocam hatalı ondan öncesi yanlıştı. Öz eleştiri yaptım diyor zaten. 28 Şubat'ta hayır, yanlıştı Türkiye'de şimdi oraya girdiğiniz zaman. Türkiye'de hiçbir şey prensipler üzerinden konuşulamaz. Her şey kişisel yani bir takım peki, kavgalar. Peki bir dakika, bir saniye. Çok revanşist, doğru değil ya. Hiç revanşist. Hocam, hocam 28 Şubat'ı da anlat. Suçsuzluk, masumiyet kararlarının insanların 28 Şubat'ı da anlat. Hepsini gömdünüz yani. Refah Partisi'nin kapatılması da anlat. 28 Şubat'ı da anlat. 2007-2008'de Türkiye bir hukuk devleti miydi? Türkiye Cumhuriyeti her zaman hukuk devletidir. Kurulun ama mi ondan şaşarsanız şaşmazsınız. Ya ona ben bakarsanız Türkiye Cumhuriyeti demokratik hukuk devlettir. Sosyal hukuk devlettir. %100 öyle misiniz? Hayır. Bu alanda hayır da sorunlarımız ben var. Hukuk devleti elbette. Tamam. Yanlış kararlar bakın, olabilir. Hukuk ama devleti, FETÖ, PDY'nin yargılamaları hiç de öyle yanlış kararlar dinlemadım değildi. Onlar maksatlı kararlardı. Onların destekçileri de hata yapmışlardır. Özür dileyecekler. Her bakın, zaman özür dileyecekler. Bakın. Bitmeyecek bir şey söyleyeyim. Ergenekon terör devleti vardı ve bunu istismar o size göre bir terör örgütü üzerine. O size göre var. Siz sizler yüzünden işte bunları aklayarak bu hale getiriyorsunuz. %60'ı o davaları canı gönülden şimdi desteklediler. Hep siz bunların öyle üstüne örttüğünüz öyle bu şekilde. Öyle. Özeleştiri gitti. Ersan Hocam. FETÖ'nün kurduğu paslar. Koyduğu özeleştiri gitti.
Her şey ortaya çıktı. Ya o zaman dönüp bakalım 2014 yılında Zekeriya Öze CHP'nin genel başkanı gerçek bir savcının diyordu. Hayatımda sorulmadım. CHP genel başkanı 2014 17-25 Aralık davaları başladığı süreçte Zekeriya Öze gerçek savcıdır diyordu. Yani eğer böyle bir mantıktan dönüp bakacak olsak o zaman Sayın Kılıçdaroğlu FETÖ'cü. Zekeriya Öze kimse gerçek demedi. O zaman sizin bu anlayışla... Bakın ben bunu istemiyorum ki açmak. Buradan bir yere varamayız. Gerekiyordu. Selami Bey, buradan bir yere varamayız demek istiyorum. Buradan hiçbir yere varamayız. Birbirimizi suçlayarak hiçbir yere varamayız. Ben sizi suçlayamıyorum. Yargıda bir sorun yoktur. Sanki eşitler arası bir şeymiş gibi diyorsun. Ama sen önceki yaptığın bütün her şeyi kenara koyuyorsun. Hadi eşitler arasındayız. Bakın konuşalım diye. Burada bakın Adalet tarih önünde herkes izleyen bunu görür. Benim kadar siz kendinize bakın. Yani hiçbir şekilde. Ben kendime bakıyorum ya. Ne olmuş kendimde? Siz kendinize bakın. Tamam. Ne biçim konuşuyorsunuz? Siz ne biçim konuşuyorsunuz? Evet. Her programda bunu yapıyorsunuz. Hiç yapmıyorum. Her programda yanlış konuşuyorsun. Ersan Hocam. Ben şimdi Türkiye'de bu devleti yok. Niye sana bel alt olsun? Niye tartışma adabı bozulsun? Tartışıyoruz onu. Netice itibariyle. Ya o kadar çekiniyorsan korkuyorsan çıkma tartışmaya. Allah aşkınıza hiçbir şeyden korkmam. O zaman ben neden korkacağım? Tamam. Bakın. Tamam bırak bitiriyoruz bu tartışmayı. Diğer meseleye geçelim. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda önünde duran en önemli sorunlardan birisi. Otomatik olarak kampına göre hareket etmek zorunda değilsin Gürkan. Anladım ortak ama. Doğrular anladım. Üzerinden konuşabiliriz. Tamam, ben biraz önce Selam Bey'in söylediği şeye katılıyorum. Peki ben sana bir cümle edebilir miyim? Bir cümle edebilir miyim? Pankart açan gençler hapiste mi hapiste? Bu sorun mudur? Sorundur. Nagel. Bu yargının ne kadar ciddi Nagel. Sorunlar içinde olduğunu gösterir mi? Ben bunu söylediğimde... Bir dakika lütfen. Dört kişi aynı anda konuşursa hiçbir şey anlamıyor izleyici. Allah aşkına. Gürkan Hoca bir tamamlısın. Sen o dönemde bu FETÖ'cü savcılar, hakimler, kumpaslarla bu insanları içeri atarken çok sembol olmuş bir gazeteciydin. Peki. Onu feveran edip savunuyordun. Peki. Onun için özür dilerim. Ben de bin milyon kere daha söyleyeyim. Söz eleştiri verdim diyor. Hayır bir dakika ama bunun için insanlar... Özür mü bekliyor? Efendim hem özür bekliyor hem de bu konuda kalkıp tekrar bir suçlayıcı ifade olduğu zaman samimiyetine inanmıyorum. Hangi ben suçlayıcı ifade? Efendim şimdi de diyorsun ki bu sefer şeyler Türkiye'de hukuk sistemi yok. Sen önce bayraktarlığını yapıyordun. Hiçbir zaman yoktu. İşin. Öncesinde var mıydı? O zaman neydi? Öncesinde var mıydı? O da bu ülkede biraz önce Selman'ın bahsettiği özel harp dairesi var mıydı? Bu ülkede Güneydoğu'da insanlar sokaklardan toplanmıyor muydu? Faili meçhuller yok muydu? Derin devlet yok muydu? İstediğiniz kadar reddedin. Ergenekon terör devlet, terör örgütü yok muydu? Ya şimdi ben devam edebilir miyim? Derin devlet dedi. Ben şimdi isim söyleyeyim. Hepsi daha var. Niyazi Bey de şey. Nagihan Nagihan burada afaki konuşma. Peki. Türkiye'de yaşayan herkesin bildiği isimler. Tamam. 27 Nisan E-Muhtırası'nda. 27 Nisan E-Muhtırası'ysa niye muhtırayı yazanı hakkında soruşturma açmadın? 27 Nisan'ın çok öncesine gidin. 90'lardaki faili meçhulden. Ya bana Yaşar Büyükhanıt. Niye ortaya itham atıyorsun?